Bol bol kesten herkese merhaba. Dünya Oyunları özel yayınıyla karşınızdayız. Bugün Ebu Bekir Kara ile birlikte Dünya Oyunları'nı değerlendirmek üzere sizin karşınızdayız. Karşınızdayız. <laughs> Ebu Bekir merhaba. Merhaba İlmi. Kardeşim e, bir an söyleyemedim, dilim sürüştü. Eko gibi oldu, eko gibi böyle. Sanki planlanmış gibi oldu. Aynen, internetten de yuttururuz değil mi? Tabii, tabii. <laughs> Bugün e, Burak da bizle birlikte olacaktı ama Adana yollarında şu an dostum Ondan dolayı bu yayını ikimiz birlikte yapıyoruz Bahane hep bahane Adana yollarındayım Niğde'ye dönüyorum Andırın'a gidiyorum Bahane ben ne zaman gelsem Burak şu kadar buradan gidiyor ha, ya, Acaba seninle mi bir alıp veremediği var bize söyleyemediği Bilmiyorum yarınki toplantıda görüşürüz artık kozlarımızı paylaşırız e, Buradan buraya iletmek istediğin bir mesaj var mı peki? Ya hiçbir mesaj iletmek istemiyorum. Kendisini yarın ararsın. direkt e, mesajımı yüzüne yüzüne iletirim. kesten duymasın. E peki daha fazla soytarıya gerek var mı? Yok, başlayalım o zaman. Hazırım. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, e, malum dünya oyunları e, kuralları çekildi. Takımlar, gruplar belli oldu. E, biz Hı -hı. de bu vesileyle şu an Gespil medya takipçilerinin karşıs karşısında karşısındayız. Bir türlü söyleyemiyorum bugün ya. Eee <laughs> Öncelikle şöyle bir kısa bir açıklama yapma gereksinimi de duyuyorum kendimi. Biz bu yayında sadece dünya oyunlarını genel anlamında bir değerlendirme yapacağız ama bundan sonraki yayınlarımızda takım takım analiz yayınlarımız olacak Ebu ile birlikte Burak da zahmet edip katılırsa e, sizlere rakiplerimizi tek tek analiz ederek e, bir gol kes serisi düzenlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca dünya oyunları sırasında eğer e, yayın konusunda bir problem olmazsa maçları da sizlere geçen seneki dünya şampiyonasında olduğu gibi yine Yayınlamayı düşünüyoruz. Ee, bu konuda bir Medyaya destek olmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Ee, Ebakir kardeşim e, Dünya Oyunlarına gelecek olursak da bu sen de daha önce Dünya Oyunlarında yer aldın, oynadın. Hatta bu yanlış hatırlamıyorsam 2020 olimpiyatları için e, kota mücadelesinde de o Dünya şamp Dünya Oyunlarında da yer aldın. E, Hı -hı. Kardeşim bu Dünya Oyunlarının havası nasıl? Diğer turnuvalardan bir farkı var mı? Uluslararası organizasyonlardan bir ayrıcalığı var mı? Ya da bir artısı eksisi senin gözlemlerine göre dünya oyunları nasıl bir organizasyon? Ya, dünya oyunları şöyle ilk katıldığım turnuva benim dünya kupasıydı. Sonrasında ilk ikinci katıldığım turnuva dünya oyunlarıydı. Sonrasında işte Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat, bir daha dünya kupası derken birçok tecrübe yaşadık. Özel turnuva, resmi turnuva anlamında. Dünya Oyunları, e, Dünya Kupası ile birlikte en uzun metrajlı turnuva zaten. İki turnuvaya da genel anlamda 16 takım katılıyor. Sadece Dünya Oyunları'nda başvuru eksikliği olduğu zaman 14 takım, 12 takım gibi e, şeyler yaşanabiliyor. Zaten onu da konuşacağız. E, dünya Oyunları'na bu sene 14 takım katılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam zaten 2019'da da 14 takım katılmıştı. 16 takım katılması gerekiyorken. E, uzun bir turnuva olduğu için aslında e, kendini iyi motive etmen gerekiyor. E, gücünü e, nasıl söyleyeyim? Yani kendini hem iyi motive etmek hem de turnuvanın sonuna kadar gidebilmek açısından e, turnuvadaki beslenmen olsun. Eee yat, uygun yatıp kalkman, her şeyini güzel ayarlaman gerekiyor. E, turnuvanın sonunu daha iyi çıkartabilmek adına en başında nasıl oynayabiliyorsan sonunda da aynı performansla oynayabilmek adına daha e, dediğim gibi konsantre çok eee motivasyonunu yerinde tutacak şekilde iyi bir uykuyla, iyi bir beslenmeyle e, turnuvanın sonunu getirebilmen gerekiyor. Dünya kupasından tek farkı aslında e, kota almış takımların gelememesi e, ve sadece kota mücadelesine sahne olan bir turnuva, bu turnuva Avrupa Şampiyonası gibi işte Avrupa'nın en iyi takımlarının belirlendiği, Olimpiyat gibi veya Dünya kupası gibi dünyanın en iyi takımlarının Olimpiyatta dünyanın en büyük organizasyonun düzenlendiği yerde madalya için mücadele ettiğim bir yerde değil. Sadece e, önündeki turnuva, hani Paralimpik oyunlar turnuvası hangisiyse, şu anki önümüzdeki turnuva Paris 2024, ona kota veren bir mücadele. Ve bu sene sadece e, bir takım kota alabilecek bu şampiyonada Eski sistem değişti, ona da değineceğiz e, zaten. E, o yüzden aslında sadece kota için gelindiğinden ötürü, havası kota almak için düzenlenen bir turnuva olduğundan ötürü diğerlerinden gerçekten bence farklı. Farklı bir turnuva. Ve takımların da bir Dünya Kupası'na, bir Avrupa Şampiyonası'na veya olimpiyata hazırlandığı gibi hazırlandığını da şahsen düşünmüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Takımlar bir tık daha rahat geliyorlar bu turnuvaya. Çünkü dünya oyunlarından sonra kıta şampiyonalar oluyor. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıta şampiyonaları düzenleniyor. Genelde ya, dünya oyunlarından sonra düzenleniyor bu turnuvalar. Ve bir şansınız daha olduğu için sizin e, en azından kıta şampiyonasında şampiyon olduğunuz zaman orada kota alma şansınız var. veya dünya oyunlarında kendi kıtanızdan birisi şampiyon olduysa hani e, o sistemlerde biraz farklı farklı sistemler var kota mücadelelerinde. Ona da yine değiniz ben sadece havasından bahsedeyim. Hı, -hı. E, o yüzden yayını aslında... sen o zaman bitirdin. Biz kapatalım. Yok <laughs> <laughs> Yani biraz şey konuşacağımız her, her şey birçok yeriyle birçok şey birbiriyle bağlantılı olduğu için bir yandan da değinmek istiyorum. Bir yandan da ama dediğin gibi programın akışını da bozmamak gerekiyor. Yani farklı bir turnuva. Benim ilk ilk üç oynadığım aslında Ebu Bekir'in ev... Ebu Bekir olmaya başladı. Kendi açımdan söylüyorum. Milli takımda bir adının, bir değerinin olmaya başladı turnuva dünya oyunlarıydı. Çok güzel bir turnuvaydı benim açımdan dünya oyunları. Ama bana göre dediğim gibi diğer turnuvalara nazaran daha böyle motivasyonu en üst düzeyde olmayan bir turnuva diğer takımlar açısından. Bizim için aynı şeyi söyleyemem. Özellikle e, bugüne gelindiğinde. Çünkü artık olimpiyatlar için Son viraja girdik. Dünya oyunları ya da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Ya burada şampiyon olacağız ya da Avrupa Şampiyonası'nda. E, kardeşim az önce de e, sen de söylemiştin. Normalde 16 takımdan oluşuyor ama o, bu turnuvaya 14 takımın katıldığını söylemiştin. Öncelikle kardeşim e, Kanada, Cezayir ve Belçika takımları bu dünya oyunlarında yok. Buna gelmeden önce bunun için ayrıca yorumlarını tabii ki isteyeceğim. Sebepleri sence nelerdir? Ama ondan önce Finlandiya takımını görüyoruz. Finlandiya yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam B liginde olan bir takım ve dünya oyunlarına davet edildi. Bunun bir özel sebebi mi var? Neden Finlandiya dünya oyunlarında var? Ya Finlandiya çok köklü bir takım. Ee, bu 2022'de düzenlenen B liginde e, A ligine yükselme başarısı gösterdiler. Ee, çok özel bir takım geçmişten bu yana. 2012 Londra'da zaten şampiyon oldular. Grubu dördüncü bitirip e, karşı grubun birincisini yenerek. Sonra bizi mağlup ederek en sonunda finalde e, yanlış hatırlamıyorsam Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon tamamlamışlardı. Çok büyük bir başarılı olan çok köklü bir takım. Fakat e, ben burada biraz e, eski yanlış hatırlamıyorsam Finlandiyalı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam da dinleyicilerimiz bizi düzeltsin. Eee... İki önceki federasyon başkanı Karin'in e, Finlandiya'lı olduğunu hatırlıyorum. Ve burada biraz e, eski ilişkilerin Finlandiya'nın bu turnuva'ya çağrılmasında turnuvanın İngiltere'den düzenlenmesi hasebiyle Avrupalı bir takımın e, davet edilmek istenmesi yani birçok parçayı birleştirdiğimizde Finlandiya'nın çağrılmasını böyle e, garipsemiyorum aslında. Ama e, bence garip olan senin ilk bahsettiğin e, Kanada, hani evet. Cezayir Cezayir ayrı bir noktada burada. Cezayir Afrika'da zaten her zaman birinci olduğu için kotayı oradan alabildiği için dünya oyunlarına gelmemek istemiş olabilir. Senin az önceki söylediğin e, dünya oyunlarının dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası ya da kıta şampiyonalarına göre, olimpiyatlara göre e, bir miktar e, daha az önemsendiğinin mi kanıtıdır desek artık? Yoksa nasıl telaffuz edeceğimi anlayam anlatamadım şu anda hiçbir zaman hiçbir turnuvanın bence katılan takımlar açısından önem konusunda az ya da çok gibisinden bir durum değildi de motivasyon bakımından Cezayir kotayı diğer tarafta kesin alacağını düşündüğünden dolayı bu turnuvaya katılmadığını mı düşünüyorsun? Kesinlikle senin bu dediğin şekilde düşünüyorum ben. Yani Cezayir'in katılmama sebebi kotayı zaten Afrika kıtasında alacağı için dünya oyunlarına gelmeyi çok uygun bulmamış. Zaten Gruplarda Afrika kıtasından daha okumadık ama, ama Mısır var. Mesela Cezayir yok. Neden gelmedi? Çünkü kendi kıtasında gidecek şampiyon olacak. Yani evet. e, hep böyle oldu. Bu turnuva illaki olacaktır diyemem. Son turnuvadaki Cezayir Samir'den yoksun Cezayir farklı bir noktadaydı tabii. Ama Belçika ve Kanada üzerinde. Kanada'nın neden gelmediğini bilmiyorum. Yani bir mantığa da sığdıramıyorum. Çünkü ilk açıklanan listede 16 kişilik takım listesinde Kanada'nın ismi vardı diye hatırlıyorum. Evet Belçika'nın Belçikan gelmeme sebebi ise bence tamamen oyuncu odaklı. Çünkü Bruno Vanho orta oyuncu gol bol, milli takımı bırakmıştı 2022 Dünya Kupası'ndan önce. 2022 Dünya Kupası sonrasında da Clisson'un milli takımı bırakacağına dair birçok şeyi duyduk. Clisson, Magrini ve Bruno Van Ho Tom Vahut, bu gene zaten üç kişi oynuyorlar ilk 3 olarak. Yani ilk 3'ten iki oyuncunun milli takımı bıraktığını düşündüğümüz zaman Belçika'nın zaten bu turnuvada kota alma şansı çok çok düşük. Çok çok düşük. Çok çok düşük. Bu yüzden katılmamak istemiş olabilirler. Veyahut da hazırlık aşamasındadırlar. Yani yeni bir oyuncu çıkmış olabilir. Taktiklerini gizlemek istiyor olabilirler... buldukları oyuncuyu gizlemek istiyor olabilirler. Yeni bir yetenek varsa. Ama dediğim gibi kesin bir bilgimiz yok. Sadece bir varsayım benimkisi. Ee, dediğim gibi Kanada'ya dair de çok bir bilgim yok. Neden gelmediğine dair ceza ile ilgili de zaten söyledik. Bu turnuvaya katılan veya katılmayan takımlarla ilgili de hani benim bildiklerim ve varsayımlarım bunlar Çok teşekkür ediyoruz Ebu Bekir. Sen de bu turnuvaların tozunu yutmuş. Hatta zaman zaman çoğu zaman tozunu da attır, attırmış bir sporcu olarak şu dakikaya kadar yapmış olduğun kıymetli yorumlarından ötürü Görme Engelliler Sporcu Birliği adına sana teşekkür ediyorum Emekir. Estağfurullah ben hayatımda bir kere katılabildim bu turnuvaya. Bu turnuvaya şu an dünya oyunlarına gidecek kadroda e, 4 2011'de, 2015'te, 19'da ve 23'te yani dördüncü kez katılacak olan Tuncay ve Hüseyin gibi çok değerli e, milli sporcularımız var, büyüklerimiz. E, birçoğumuzun işte gençlerimizin abileri e, var orada. Biz de elimizden geldiğince milli takımda şans verildi verilen yıllarda dediğin gibi hem oraların tozunu yuttuk hem de elimizden gelen bütün çabayı göstermeye çalıştık. Bir katkı verebildiysek milli takıma değer katabildiysek ne mutlu benim adıma. Ben şahsen kendi fikrimi soracak olursan ben tabii ki milli takımımızı her zaman seyretmekten keyif aldım her zaman destekledim, destekçisi oldum. Ama e, senin oynadığın milli takımda da ayrı bir e, heyecanla izledim, heyecan duydum. Hem senin aramda olan samimiyetten hem de bence senin bu bir farklı bir oyun tarzın var. Sadece oyun tarzından da de farklı bir oyun aklım var. O evet. da bence oyunu keyiflendiriyor, zevklendiriyor. Bundan dolayı sana ben teşekkür ediyorum kardeşim. Ben, ben, teşekkür ederim. Büyüklerimizden gördüklerimizi tatbik ederek kendimizin de e, farklı bakış açılarıyla... ...bir oyun ortaya koymaya çalıştım yıllarca. Ee, hani Ben oynadığım zaman her zaman mutlu oldum. Golbol'un kendisini de çok seviyorum. Milli takımı apayrı seviyorum. Ki bu dünya oyunlarına gidemediğim için... E, ...sakatlığımdan ötürü yeni yeni iyileşmeye başladım. Zaten e, antrenmanlara da başladım. Üç gündür e, golbol antrenmanları da yapmaktayım. E, doktorumuzun tavsiyesiyle... ...yeniden antrenmanlara da başladım ama... Yani sonuçta hazır olamayacaktım zaten. Yeni başladım antrenmanlara. Gidemediğim için gerçekten çok çok üzülüyorum dünya oyunlarına. Hayalimden bir tanesi de İngiltere'de düzenlenen bir gol turnuvasında oynayabilmekti. E, çünkü bizim takımımız ilk büyük derecesini 2012 Londra'da almıştı. Ben de İngiltere'de düzenlenecek bu turnuvada da e, yine tarih tekerrürden ibaret olsun. Büyük bir derece alalım yani şampiyon olalım. Paris 2024'de kota alalım ve yeniden yükselişe o en yukarıya doğru yükselişe başlayalım istiyordum. Ama şu an onların yanında olamıyorum. bununla Bu yüzden de gerçekten çok çok üzülüyorum. Ama dediğim gibi Nasip'in gerçekten köy yok. Böyle Hilmi'ciğim. İstersen devam edelim geri kalan konularımızla. Tabii ki. Öncelikle gruplarımıza geçelim artık. Çünkü turnuva ile ilgili yorumlarımızı yaptık. Katılım, katılmayacak takımları da kısaca bir değerlendirdik. Gruplarımız şu şekilde bizim grubumuz, grubumuzda yer alan takımlar ve milli takımımız Ukrayna, ABD, İran, Arjantin, Yunanistan ve Avustralya yer alıyor. Karşı grupta ise Litvanya, Japonya, Almanya, Güney Kore, Finlandiya, İngiltere ve Mısır yer alıyor. Kardeşim, e, öncelikle ben kendi yorumumu yapayım. E, grupları bu şekilde. Milli takımımız açısından Şahsen ben kendi milli takımımız açısından bir grup yazmış yazmak istesem bir grup yazsam böyle bir grup yazabilirdim. Eğer, e, takımlara baktığımızda milli takımımızın burada ilk iki bitirmesi hatta grubu lider bitirmesi bence çok yüksek olası bir ihtimal. Aynı şekilde e, karşı gruptan da gelecek dördüncünün e, kim olacağına bağlı tabii ki. Ama e, baktığın zaman e, bence burada e, bir yarı final yani gruplara baktığın zaman ben milli takımımızda yarı finali dahi görebiliyorum. Cidden e, çok güzel bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum. Sen peki bu grupla ilgili neler düşünüyorsun Ebu Bekir? Ve karşı gruba. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu anki grubumuz aslında Dünya Kupası'nda karşı gruba çok benziyor. Litvanya'yı alıp bu gruba koysak. Litvanya, Ukrayna, ABD, İran, Arjantin. Karşı grubun beşlisi aslında. Yani... Evet. Yer alan takımlar bir araya gelmiş gibi oldu. Litvanya buraya attığımız zaman Dünya Kupası karşı grubumuz gibi oluyor. Ama ben de gerçekten çok çok mutluyum milli takımımızın bu gruba düştüğünden. Tek değiştireceğim rakip sanırım İran'ı alıp yani karşıya atıp Güney Kore'yi bu tarafa almak olurdu. Ama orada da dediğim gibi grubu birinci bitirebileceğimizi düşündüğümüz e, takdirde karşı grupta dördüncü sıradan İran'ı çekmektense e, Güney Kore'yi çekmek çok çok daha e, güzel olacaktır. Yani daha tabii ki Çerif ihtimallerini konuşmadık ama en başından bunu da belirtmiş olalım. Ben karşı gruptan dördüncü olarak Güney Kore'nin gelebileceğini düşünüyorum. Litvanya, Japonya, Almanya, Güney Kore'm olur diyorsun. Ya ben bu şekilde düşünüyorum. Finlandiya. Ben de o şekilde yazmıştım. Nasıl belki geldiyse. <laughs> Finlandiya'nın son turnuvada özel bir turnuvada Amerika'yı finalde yenerek şampiyon olduğunu uh, duydum. Performanslarını izlemedim oyuncuların yeni bir oyuncumu geldi, yeni bir oyun stilimi denediler. Amerika hangi kadroyla geldi? İnan ki çok da bir bilgi sahibi değilim ama Finlandiya'nın o e, yaşlanmış kadrosuyla çok bir ileri gidebileceğini düşünmüyorum şahsen. Ama gençleşmiş bir kadroya gittilerse, e, en son gördüğüm mesela bir tane Markus diye bir oyuncu vardı. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda çok potansiyelli bir oyuncuydu. Yani inanılmaz toplar çıkarttığını gördüm hepimizin ağzı açık kaldı. O tarz birkaç tane oyuncu buldularsa belki 4, belki 3, belki 2 bitirirler bilemem ama e, eski bildiklerimizde en azından mevcut aklımızda kalanlarla karşı grubun o şekilde olabileceğini düşünüyorum. Ve onlar kendi grubumuza gelmek gerek, konuşmak gerekirse grupları değerlendirmeye başlıyorum izninle. Tabii ki, tabii ki. E, yani dediğin gibi bizim bu gruptan senin de söylediğin gibi ben de yazsam bu grubu yazardım. Baştan aşağı. Tabii ki alırsın yani. İngiltere'yi çekersin bu tarafa Avustralya'dansa falan. Ama yani ufak tefek bu tarz şeyleri konuşmaktansa ben kendi grubumuza ABD'nin ve İran e, Ukrayna'nın olmasını istiyordum. Neden istiyordum? Yani Ukrayna'yı çeyrek finalde, yarı finalde görmektense şahsen grupta almayı yeğlerim. E, Ukrayna çok üst düzey, inanılmaz bir takım. Hiç yenemiyoruz bu yüzden mi? Hayır, psikolojik olarak bence takımımız Ukrayna'ya karşı bir e, gerileme yaşadı resmi turnuvalarda en son 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde elendik. Çeyrek finaller ve yarı finaller sonrası için konuşuyorum. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda yine yarı finalde elendik. Ve 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde elendik. Hep bizi çeyrek ve yarı finallerde aslında altın madalyadan, gümüş madalyadan en kötü ihtimalle uzaklaştıran takım hep Ukrayna oldu. Bunun da onlara bir psikolojik üstünlük kattığını düşünüyorum. Kendi Ukraynalı sporcularla da konuştuk çünkü bunu. Bunların onlara bir özgüven getirdiğini söylüyorlar. ve çok rahat top oynadıklarını söylüyorlar. Geri düşseler bir de Türkiye takımına karşı illaki maçı kazanacağız gibi bir algı oluşmuş Ukrayna takımı oyuncularında. o yüzden ya, Ukrayna takımı oluştu maalesef. Evet Ukrayna takımının grubumuzda olması güzel bir şey ve şöyle bir durum daha var. Milli takım bütün e, değişikliklerden her zaman bence karlı çıktı. E, zamanında 2012'de Londra'da bronz madalya getiren Hüseyin sol kanattayken Ekrem'in gelmesiyle 2013'te Avrupa 3. 2015'te hiç gelmemiş olan Avrupa şampiyonluğu geldi. 2015'ten sonra 2019'a geldiğimizde Ekrem'in sakatlığı bizim milli takımımız açısından çok çok kötü bir durumdu. Ama e, yerine yani sakatlık sonrası ben oynamak zorunda kaldım ve Şükürler olsun ki iyi bir performans sergiledim. Kota geldi o turnuvada. Sonrasında e, hep u, ucundan kıyısından kaçırdık şampiyonlukları ama e, veyahut da gümüş madalya, altı madalya dediğim gibi birçok madalyayı ama hep en üst seviyede kalabildik. Şimdi ise e, benim sakatlığım sonrası, hani benim duyduğum duyumlar, aldığım e, daha doğrusu, aldığım duyumlara göre ilk üç e, belirlenmiş Oğuzhan solda, Hüseyin ortada ve Tuncay sağda şeklinde e, başlanacak turnuvaya. Bu şekilde bir duyum aldık ee, ve Oğuzhan yıllardır kendisine yatırım yapılan, 2017'den bu yana yatırım yapılan çok potansiyeli, fizikli bir gol bolcu. Ee, çok farklı atı stilleri de var. Ukrayna'ya karşı test gelebilecek bir atı stili de var. O yüzden ben Ukrayna maçının grubumuzda Ukrayna'nın olması ve kadronun bir kişi daha olsa en azından değişik olması bu maçta bize bir fayda getirebileceğini ee, ve Ukrayna'yı yenersek bu maçta e, psikolojik olarak yeniden e, rahatlayacağımızı, o eşiği atlayabileceğimizi ve grubu bu grubu birinci bitirdiğimiz takdirde de... E, ...rahatlıkla yarı finali göreceğimizi hatta finale gidebileceğimizi düşünüyorum ben. Bence bizim milli takım için bu turnuvada ilk gerçekçe de finale çıkmak olmalı. Yani bu grubu da aldıktan sonra. Çünkü Amerika, Ukrayna, İran... yani şey vardır ya Hilmi nasıl söyleyeyim. Evet. Bazı takımlar size ters gelir. Bazı takımlar da tam dişinize göre rakiplerdir. Evet. Ukrayna evet bize belki ters geliyor ama Ukrayna'yı grupta yenmek bize çok şey katar ve Amerika'yla da İran'a karşı bizim takımız çok rahatlıkla ters gelebilecek bir takım. Ukrayna en çok... son olimpiyatta da gruplarda yenmişti değil mi 1-0? Evet 1-0 olimpiyatlarda gruplarda yendik. Zaten e, 2000 19'dan bu yana e, resmi turnuvalarda Ukrayna ile oynadığımız maçlarda ki tek galibiyetimiz de o aslında. Hı hı. E, i̇şte e, yani dediğim gibi Amerika e, yenebileceğimiz çok rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım. Bilal olsun Yunus olsun olsan olsun sol kanatta hatta e, Tuncay Karakaya gibi tecrübeli birisinin yerine yerine bile e, Asım gibi yeni bir e, kan 1 2 oynuyor olsa bile ben mesela İran maçında bizim takımımızı çok çok daha ileride görüyorum. İlla da 3 asla çıkmak zorunda değiliz mesela. Yunanistan da e, tabii diğer takımlar zaten Yunanistan, Avustralya, Avustralya ve e, Arjantin özelinde söylemek gerekirse tabii ki milli takımın omurgası kolay kolay değişmez orta oyuncu ki şu an tek orta oyuncuyla katılıyoruz turnuvaya. Hani milli takımda orta oyunculuğu yıllık yapabilecek beceride dolan oyuncular yok mu? Var. Oğuzhan'ın orta oynamışlığı var antrenmanlarda. Yunus'un da var. Bu oyuncular hani Asım'ın da iyi var. Ama e, Hüseyin'den sonra kim oynar? Tabii muhtemelen Oğuzhan oynatılır yine ortada. Ama Gökhan Hoca'nın ben Oğuzhan'ı e, daha doğrusu Hüseyin'i hiçbir şekilde ortadan çıkartmayacağını, bütün turnuva boyunca Hüseyin'in çıkmadan oynayacağını düşünüyorum. Büyük büyük farklar olmadığı sürece maçlarda 9-0'lar, 8-0'lar. Ee, o yüzden Hüseyin'in ortada olduğu sağda Asım, solda Yunus veyahut da Bilal fark etmeksizin Arjantin, Yunanistan ve Avustralya maçlarının bu kadrolarla geçilebileceğini inanıyorum. Yani Çünkü bu teknik kapasiteye sahip oyuncular bunlar. Bizim oyuncularımızın önündeki bence en büyük engel bu turnuvada tecrübe olacak. Hüseyin evet. Tuncay evet çok tecrübeli oyuncular fakat inanın e, iki kişinin tecrübesi bazen yeterli olamayabiliyor bence azımsanmayacak kadar bir tecrübesi var o seninde Bekir? Tabii şöyle milli takım bazında inanılmaz tecrübesi var doğru söylüyorsun yani çok fazla milli takımda 17 galiba yanlış hatırladım. 17 mi 17. 18? 17'den bu yana özel turnuvalara 18'den bu yana da resmi turnuvalara işte 18'de geldi 19'da gelmedi 21'de geldi sürekli katılıyor yani resmi özel turnuvalar birçok turnuvaya sürekli katılıyor ama işte ilk üç oynamak gerçekten hani kendim için de söylüyorum. 2019'da yedekken bir anda Ekrem'in sakatlanmasıyla ilk üçe girdiğimde aslında sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Yani ilk üç oynamakla yedekten oyuna girmek her sporda bence bu böyle. Özellikle basketbolda çok hissettirir bu kendini istatistiklerde. Çok çok farklı. İlk üçten girip bir maçta üç gol dört gol bir anda atabilirsiniz. Özgüvene. Mesela nedir? Hoca der ki size Oğlum gir oyuna e, zaten gerideyiz artık elinden gelenin en fazlasını yap penaltıdan da korkma. O özgüvenle hocanın sana verdiği rahatlıkla serbestlikle girip istediğin gibi at, atabilirsin bir iki tane attıktan sonra da özgüvenin iyice tavan yapar ve e, zaten ne yaparsam yapayım buna mecburlar kafasıyla dört gol beş gol bile atabilirsin yedekten girerek. Ama as oynadığın zaman hata yapma lüksün yok senin penaltı yapma lüksün yok bir kere penaltı yapamazsın. Böyle kafan rahat her topu ben istediğim gibi abanayım gibi bir dünya yok. Çünkü azken hata yaptığında anında yedeye düşebilirsin. Bir de o az e, formayı da alamayabilirsin. Hep yedekten gelen oyuncu durumuna da düşebilirsin. Dediğim gibi az oyuncu olmak gerçekten güzel bir şey. İnsanı e, çok mutlu eden bir şey. Terinin son damlasına kadar emek verdiğini hissettiğin bir durum. Fakat böyle de bir dezavantajı var. Çok e, sorumluluğu yüksek bir pozisyon e, as oynamak. Şimdi burada, bu kadroda geçmişte hiç as oynamış bir oyuncu yok. Bilal, Oğuzhan, Yunus ve Asım zaten yeni girdi kadroya. Hiçbir abi bu zamana kadar as oynamıyor. Önlerindeki en büyük engel bu olacak. Ama sana da şu açıdan katılıyorum. Bilal de olsun, Yunus da olsun, Oğuzhan da olsun. Hepsi çok çok tecrübeli oyuncular. En az tecrübeli oyuncu tabii ki Bilal. Yine gençliği hasebiyle ama o da Oysan ne yapacağını benim... buradaki Ankara kapta gösterdi ne yapabileceğini. Tabii tabii o o da yani ya burada biraz bence şuna kalacak iş. Kadro bence bu turnuvada kotayı alabilmek adına, en azından final iş, maçını oynamak adına yeterli teknik kapasiteye sahip. Burada teknik ekibin çok büyük önemi var. Teknik ekip burada oyuncuları doğru yönlendirebilirse, maç analizlerini doğru yapabilirse sporculara taktiksel anlamda e, gerekenleri sağlayabilirse... E, bu oyuncu grubu inanılmaz kurnaz ve zeki bir oyuncu grubu. E, sahada her şeyi sergileyebilirler. Yani ben burada turnuvanın sonunda e, bir başarı gelirse de... aslında bu teknik e, kapasiteyi kullanan teknik ekibe yazarım. Aslında bir başarısız bir yorumcu olarak söylüyorum bunu. Bir milli takım eski sporcusu olarak değil. Bir yorumcu anlamında bunu söylüyorum başarısızlık ihtimalinde de mesela bir çeyrek finalde elenme Allah korusun yarı finalde elenme noktasında da e, bence yine teknik ekibe yazar bu durumlar çünkü teknik kapasitesi çok yüksek bir takım bu takım. Tabii ki bence de e, söylediklerinin hepsine sonuna kadar katılıyorum. Eee grubumuzu grubumuz ilgili son olarak eklemek istediklerim varsa ...grubumuzun muhabbetini evet. kapatalım. Ben e, istersen tahminlerimi yapayım. Aynen bir sıralama olarak yaptığın zaman... Bizim grubumuzda... E, ...alt taraf... ...Arjantin, Yunanistan, Avustralya ölçüsü olacak... ...diye düşünüyorum. Aynen. Dördüncü sırada... ...İran'ın bitireceğini düşünüyorum. Bir sürpriz olmazsa. E, üçüncü sırada Amerika'nın tamamlayacağını düşünüyorum. Tabii ki Amerika'nın hangi kadroyla geleceği... ...çok çok önem arz ediyor. Yani eski Karhanyonlar Hanyon'lar... E, ...buna ayrıca değineceğiz ama kimlerin geleceği çok önem arz etse de Amerika'nın burayı e, full as kadrosuyla gelmediği sürece üçüncü bitireceğini düşünüyorum. Birincilik mücadelesinde de Ukrayna ile Türkiye arasında gideceğini düşünüyorum. E, i̇nşallah birinci biz oluruz. Ama <laughs> mevcut realist baktığımda e, yıllardır hani dediğim gibi yenilmemizin istatistiki olarak baktığımda da dışarıdan bir yorumcu olarak Ukrayna'nın bir Türkiye'nin ikinci olarak bitireceğini düşünüyorum. İnşallah ki biz bir onlar iki bitirir. Ee, karşı ben, grup üzerinde de seninle şey sahip saydığımız Ukrayna gibi bir Efendim. Ben Ukrayna ilgili bir şey diyeceğim. Bizim norm, bence Ukrayna ilgili ilgili e, tabii ki sürekli yenilmemizin büyük bir payı var. Avrupa Şampiyonası dediğin, Olimpiyatlarda e, Olimpiyatlarda gruplarda yendik. E, dünya Oyunları dediğin daha öncesinde pardon. E, bence Ukrayna ile normalde biz e, en sonki Dünya Şampiyonasında. Eğer çeyrek finalde değil de gruplarda karşılaşmış olsaydık biz Ukrayna'yı rahatlıkla yeneceğimizi düşünüyordum. Bizim oradaki bizim yani genel problemimiz sadece Dünya Şampiyonası ile ilgili dedi değil. Biz çeyrek final, yarı final bizim yani rakipten daha ziyade biz e, oradaki çeyrek finalin yani elenme korkusu mu diyeyim artık. Turnuva atmosferi farklı oluyor. Bizim problemimiz o. Yoksa biz Ukrayna'yı rahatlıkla yenebileceğimiz bir rakip bence. Burada ben ondan dolayı Milli takımımıza birincilikten başka bir şeyi yani yakıştıramam açıkçası şu gruba baktığımız zaman. Ya ne kadar şöyle şimdi indiriz, en son yeni e, elenmiş olsak da da daha iyi. Bizim oradaki tek derdim problemimiz çeyrek finalde Ukrayna ile karşılaşmamızdı. biz çeyrek finalde Ukrayna ile değil daha basit bir rakiple karşılaşsak yine elenecektik Yani bizim yani bu problemimiz bu eleklerin... rakibimiz değil kendimizden kaynaklanıyor. Çeyrek finalden sonrasında elimiz ayağımıza dolaşıyor. Ya bu tespitin şöyle değerli aslında dışarıdan bir göz olarak yani volbolu çok iyi bilen bir insan olarak volbolün içinden birisi olarak bu tespiti yapmak çok çok önemli. Bizler orada oynarken aslında hani bunları fark edemeyebiliyoruz. Dışarıdan bazı iyi anlayan, iyi bilen gözlerin de bu eleştirileri yapması gerekiyor. Dediğim gibi belki de grupta karşılaşmış olsaydık o günkü performansımızda, kondisyonumuzda, oyun kalitemizde Ukrayna'yı belki grupta çok farklı yenebilecektik. Belki de çeyrek final psikolojisi e, bize ağır gelmiş de olabilir. Çok başarı odaklı gittiğimiz bir turnuvada Brezilya'nın olduğu gruptan birinci çıkacağız o gruptan diye gittiğimiz grupta e, bir anda elimizde olan bir maçı e, Brezilya maçını kaybetmemiz sonucunda belki de takım e, motivasyonunu kaybetti, e, geriye gitti. Tabii ki birçok etken var. E, benim sakatlığım etkilen etken olmuştur. Ee, o anki motivasyon eksiklikleri etken olmuştur. Ya bunlar herkes için zaten geçerli olabilecek şeyler. gördük. Grupları e, öyle, tabii. Da öyle Biz tabii zaten 30'a de... gittiğimizde tabii. zaten gerçekçi hedef yani. işin açığı isteğimiz birinci olmakta ama gerçekçi hedef direkt ikinci olalım. Birinciliği evet. alabiliyorsak alalım da ikinciliği de zaten aldık yani. Gerçekçi hedefimize zaten ulaşmıştık. Ee, dediğin gibi olabilir. Yani ben de zaten bizim bu gruptan birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Sadece dedim gibi dışarıdan hani Objektif bakmaya çalışıyorum. Kendim hep bu milli takımın içinde bu mağlubiyetlerde yaralan bir kişi olduğum için biraz e, subjektif konuşuyor olabilirim bu konuda. Senin tespitin çok çok daha değerli. O yüzden e, ben de birinci olacağımızı düşünüyorum rahatlıkla ve özellikle Litvanya'nın karşı grupta olması, e, o grubu birinci bitirme ihtimalinin yani çok çok yüksek olması bir sıkıntı yoksa oyuncu kadrosu herkes hani eski, 2022 Dünya Kupası. Ee, dönemindeki oyuncu kadroları üzerinden konuşuyoruz bu arada bu tahminleri ee, olursa finalde Litvanya ile oynayabileceğimizi düşünüyorum. Finalde de biz en çok zorlayacak şey yine şunu diyorum sol kanatta oynayacak oyuncumuzun tecrübesizliği yani Litvanya'ya karşı resmi turnuvalarda final yarı final çeyrek final tecrübesizliği hatta özel turnuvalarda oynamama oynayamamış olma durum olacak. Hı tecrübe. Çünkü Hüseyin'in çok büyük tecrübesi var. Tuncay'ın çok büyük tecrübesi var. Litvanya'ya karşı çok büyük iki güç bu kişi. Ama olsan da olsa, Bilal de olsa e, bence o tecrübe eksikliği finale çıkarsak eğer ve rakibimiz Litvanya olursa bizim en büyük handikapımız o olacaktır diye düşünüyorum. final ben maçı. düşünüyorum. E, bence Oğuzhan, şu an Oğuzhan üzerinden konuşuyoruz. İlk üç Oğuzhan Tabii olan... ki yani açıklanan o zaten. ilk üç oynayacaktır. diyor. <laughs> ilk 3 olduğundan dolayı. Bence Oğuzhan da bu işin farkında. Artık e, tamamen sorumlulukların kendi omuzları olduğunun farkında. Bence buna göre kendisini motive ediyordur. Buna da ke göre kendisini motive edip ona göre sahada oynayacağını düşünüyorum. Çünkü ya zaten bu takımın içerisinde olan birisi ya, e, yıllarda bu takımın içerisinde olan birisi artık senden Tuncay'dan Hüseyin Alkan'dan gittiği diğer turnuvalardaki diğer takımlardaki oyunculardan bütün gözlemlerini yani eteğindeki bütün taşları dökebileceği bir turnuva. Yani ya bu büyük, olsa... büyük bir fırsat değil mi? Şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir fırsat. Ben fırsat. Ekrem sakatlanmamış Aynen. olsaydı e, Allemi Cihan top oynasaydım o formayı alamazdım. Çünkü resmi turnuvada bir hoca senin o sahaya çıkıp o top oynayabildiğini görmezse sana o formayı vermez. Zorunluluktan o forma benim sırtıma geçirildi. O dönem Ekrem'in sakatlığından ötürü. Ve ben orada o performansı gösterince Ebu Bekir demek ki antrenmanda oynadığını burada oynayabiliyor denildi. O turnuva üzerinde evet. söylüyorum. Dünya oyunlarında evet. Ve dedim ki tarih tekerrüden ibarettir. Dört sene sonra bu kez asla oynayan Ebu Bekir sakatlandı. E, turnuva dışı kaldı. Şimdi Oğuzhan'ın elinde gerçekten önemli bir fırsat geçti. E, yıllardır çalışmalarını, semerelerini alabileceği, ee, ve ay, şimdi benden daha büyük Bence fırsat geçti Çünkü Oğuzhan 2017'den beri 6 senedir milli takımda milli takımın her yerine hakim ee, rakipleri çok iyi tanıyor çok iyi biliyor biliyorsun zaten gözüde hani B2b3 seviyesinde gözde gördüğü için maçları da izleyip kendi analizini kendi de yapabiliyor bu çok büyük bir nimet gerçekten biz golbolcular için O yüzden ben bu fırsatı Oğuzhan'ın değerlendirebileceğini düşünüyorum yani değerlendirme hem değerlendirmesi gerektiğini hem de değerlendirebileceğini düşünüyorum. Biz Türkiye olarak hani arkadaşımıza güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah da e, turnuvada bize o kotayı getiren oyunculardan bir tanesi olur. E, bundan da emin olun onur duyacağızdır bu, bunun yaşanmasından. Milli Bakalım ne gösterecek. Şampiyonluk da kazanacak inşallah kardeşim. Yani... İnşallah inşallah. Ee, az önceki söylediklerininle de bir şeyler eklemek istiyorum. Ee, bu çeyrek final yarı final Ukrayna takımı ile ilgili konuşmuştuk ya. Hı hı. Ben e, en sonki dünya şampiyonasını çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Sürekli zaten milli takımımızın maçlarını kendim anlattım. E, final maçını anlattım, yarı final maçını anlattım erkeklerin. E, burada ben bizim takımla diğer takımlar arasındaki farkı şu olarak görüyorum. Kardeşim mesela bir Amerika Birleşik Devletleri için maçı oldu final maçı. Ya adamlar sahada sıra... efendim Brezilya için pardon Brezilya için. Mesela adamlar oynarken sahada kardeşim sadece bir e, gol bol oynamıyorlar. Yani bakıyorum adamlar oynadıkları oyundan inanılmaz keyif alıyorlar. Farklı şeyler deniyorlar. Önceden çalıştıkları şeyler tabii ki bunlar. E, mesela iki fark geride Çin. Hiç umurumda değilmiş gibisinden oynuyor. O kadar rahat ki. Ya ben diyor ki sanki şunu görüyorum. Ben buraya kadar geldim. Ben bu sahaya çıktım. Ben bu işin tadını çıkartacağım abi. Sonucunda da kazanırsam ne mutlu bana diyor. Ama bizde öyle olmuyor. Biz bir grup maçı dahi olsak iki fark geri düştüğümüz zaman Allah 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 ne varsa hurra. Ondan sonra penaltı yapıyoruz, hata yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bence milli takım olarak öncelikle biz tabii ki sen e, oynamış birisin orada sen daha iyi bileceksin. Ben sadece dışarıdan bir göz olarak diyorum. Öncelikle o oyunun bence tadını çıkartmamız lazım. Gol bölü sahada severek güzel yani sonucu sonuçtan bağımsız bir şekilde öncelikle tabii ki sonuç çok önemli bunu inkar etmiyorum ben ama sonuçtan bağımsız bir şekilde öncelikle orada oyunda bir keyif almak lazım. Ben... Ya, ilmi, bu bir hem Türk kültürüyle alakalı bu hem Türk kültürüyle alakalı hem de dediğim gibi ya bu sporcu bazında şimdi sporcunun sırtına yüklenen bir yük var yani hem federasyon hem yöneticiler hem de teknik ekip yani antrenör ekibi tarafından yüklenen büyük var. E, sen, seni sahaya attığı zaman İşin açığı gol zevk alabileceğin bir oyunla atmıyor seni. Ee, tamamen kazanma Hayır, odaklı yok. bir oyunu tabii, tabii ki sen kazanma odaklı bir oyunla oynuyorsun o sahada. Yani bu bütün spor branşlarında böyle. E, biz kendi spor branşımızda çok çok daha hakim olduğumuz için bizim gözümüze biraz daha fazla batıyor olabilir ama bence Türklerin yaptığı bütün spor branşlarında milli takım düzeylerinde bu böyle ilerliyor. Biraz kültürle alakalı. Ama, ama kardeşim ama bak, bak, bak en başında bak. konuştuğumuz şey var ya ilmi. <laughs> Burada en büyük iş kesinlikle teknik ekibe düşüyor. Dediğim i̇şte gibi. Yani, o oyunu sevdirecek kişi de teknik, e teknik ekibi. Ya çünkü Tabii yani şöyle. E oyuncuya çok büyük rahatlık sağlamak lazım. Özgüvenini, özgüveni aşılamak lazım. Yani şimdi Oğuzhan'ın yerine oynayacak Yunus da, Bilal de, Tuncay'ın yerine oynayabilecek Asım da sıra bakın bir saniye. Oyuna girse hocanın o sporcuya güvendiğini yani sporcu hissedecek. Sporcu diyor ki hocam bana güveniyor. Ben zorunluktan oyuna girmedim. Veyahut da ben fark 8 diye oyuna girmedim. Veyahut da 4 farklı yeniliyoruz diye girmedim. Bir taktik anlayış gereği girdim. Şu an girmem gerekiyordu o yüzden girdim. Bir sporcu ne kadar antrenörüne güvenirse, bir antrenör ne kadar sporcu ekibine güvenirse başarı o kadar daha hızlı bir şekilde ulaşılabilir hale gelir. Ama arada güven ilişkisi yoksa inan ki başarının gelme ihtimali yok. Bu yüzden zaten zevk alınamıyor. Sporcu sahaya girdiği zaman ya, ya hata yaparsam ne olacak? Hoca beni siler atar mı? Yani bu kafayla oynadığı için sporcu sahada özellikle yedekten giren sporcu kardeşlerimiz için söylüyorum. zevk alarak oynayamıyor oyunu. Ama şunun farkında değil, ne teknik ekip ne sporcu. Ya orada tamam milli takımımız tek bir Hedef için, amaç için oradayız. Ama orada kazan kazan ilişkisi var abi. Sporcu iyi oynadığı zaman antrenör de orada kalacak. Milli takımda kalmaya devam edecek. En büyük zaten ulaşabileceği nokta milli takım antrenörlüğü. Antren, e, sporcu da iyi oynarsa sporcu da aynı şekilde orada kalmaya devam edecek. Normalde karşılıklı oturup güzelce konuşulup e, güzel analizler, güzel istatistikler, psikolojik anlamda da güzel destekler alınarak bu söylediklerimizin olma olma olasılığı bence çok e, zor kötü e, zor bir durum değil. Ama yıllardır bunu yapamadık. E, yaptığımız turnuvalar oldu. O turnuvalarda da zaten ya Avrupa şampiyon olduk ya olimpiyat üçüncüsü olduk. Yani ya da e, e, dünya oyunlarında en son ikinci olmuştuk değil mi? Kota aldığımız turnuvada. Evet, ikinci olduk. Ya da öyle oldu. Sadece bu Hı. gol bölücüler dedi. Çok haklısın sen. Ben e, şöyle pay biçeyim. Hatırlıyor musun bu Galatasaray'ın e, çok eskiye gitmeyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı seneyi. Abi tabii şa şer Şalke'yi elediğimiz sezon. Sahadaki oynanan oyundan oyuncuların aldığı zevki dahi ben görebiliyordum ya. Ben e, oturdum yerden nasıl bir zevk alıyorum. Adam onun bin katı aldığı belliydi. Sahada ona, onu, ona göre oynuyordu. Onun için oynadığı belliydi zaten zevk alarak oynadı. Ya bizde şimdi değil mi? Elenirken de sahada zevk alarak top oynayabilirsin o ki oynadığımız dönemler oldu. Elendiğimiz, derece yapamadığımız. Ama bu işin sonrası yönetilemiyor. Turnuva bittikten sonraki süreç yöneticiler, federasyon yöneticileri, federasyon başkanı yani bu mevcut yönetim için demiyorum. Gelmişten geçmişe herkes için söylüyorum. Teknik ekipler tarafından yönetilemiyor. Bu süreçler yönetilemiyor. Sporcular ben arasındaki ben o ince sporcular arasında ince bir çizgi var. Hani birbirlerine karşı duydukları saygı ve sevgi ...kısmında ince bir çizgi var. O ince çizgiyi sporcular dönem dönem aşabiliyorlar. Burada dediğim gibi yönetime ve teknik ekibe çok büyük iş düşüyor. Ama bana göre bizim yöneticilerimiz sporu yönetmeyi bilmiyorlar. Ve bu yüzden de bu işler e, olmuyor Ve e, dediğim gibi çok değerli sporcular kaybedilebiliyor. Çok değerli jenerasyonlar kaybedilebiliyor... Ee, yapacak bir şey yok inşallah bunlar tekrarlanmaz ee, bu tarz şeyler yaşanmaz diye ümit etmekten başka elimizden bir şey de gelmiyor zaten bu yaptığımız yayınlar, aykırışlarımız, gespiri kurma amacımız gespirde yaptığımız işlerin hepsi bunların düzelmesi adına zaten defalarca dillendirdik bunları yani burada da yine değerlendirdik, dillendirdik ama istersen hani dünya oyunlarının geri kalanına dair programımıza devam edelim ee, ...dedim ki bunlar gerçekten çok fazla zaten... ...çok farklı evet. yerlerde değerlendirdik. Konumuzdan daha fazla dağılmayalım isterseniz. Ben sadece ufak bir ekleme yapacağım. Az önce tamam. e, turma sonrasındaki... E, ...süreci iyi yönetemiyoruz dedin. Bizdeki maalesef turum şu oluyor. Bir günah keşisi bulunuyor. Bu Ahmet oluyor, Mehmet oluyor, Ayşe oluyor, Fatma oluyor. Ama hiçbir zaman oturup da... E, ...çünkü orada bir takım oyunu var. Bir kişi hata yaptığı zaman takımı kaybettirebilir. Tabii ki bunda bir sözümüz yok. Ama... O hata yapanın yerine bir alternatifinin olmaması da maalesef bizim milli takımımız çok takım oyununda bir kişi hata yapmaz. Bir kişi hata yapıyorsa o hatanın altında takımın diğer sporcularının da etkisi vardır. Teknik ekibinde etkisi vardır, yönetiminde, federasyon başkanlığında takım oyunu oyunlarında, takım sporlarında bu iş hep böyledir. Bir sporcu hata yapıyorsa bir sporcu hata yapmaz. Bu işi takım yapar. Zaten bizdeki algı bu olduğu için her zaman kaybediyoruz. Kaybetmeye evet. mahkumuz. Hatay'da da takım yapar, dereceyi de takım alır, başarısızlık da takım halinde alınır. Bu takımdan kastım altı sporcu değil. Aynen, teknik diyeyim. ekip de, Bu işin içinde teknik ekip de dahildir, orada bulunan yönetim ekibi de dahildir. Koy boy sorumlusu da dahildir, organizasyon kurulu da dahildir. Yani bu iş yukarıdan aşağıya doğru gider ama en nihayetinde takım dediğimizde orada bulunan o dokuz kişilik ekibi ifade eder yedekte en son oyuna girecek oyuncunun da hatası vardır o takım oyununda o maçın kazanılamamasında ee, o direkt olarak hata yapan sporcunun da hatası vardır o hataya mani olamayan antrenörün de hatası vardır takım sporunda sen hatayı zaten bir bireye yıkıyorsan takım zaten olamamışın demektir takım olamadığın zaman da başarılı kazanmanın e, mümkünatı yoktur sadece tesadüflerle başarı kazanırsın teşekkür ederim gelip geçici olur Tamam bu konuyu ben de şu an e, kapatalım. E, cidden çok uzattık. Sürekli de tekrar ettiğimiz şeyler oldu. Evet. Biraz. E, şimdi son olarak gruplarla ilgili A grubuyla ilgili yorumumuzu yaptık. B grubu da da ya e, pardon karşı grupta da e, ben Litvanya, e, Japonya, Almanya, Güney Kore gibisinden bir e, sıralamanın olacağını düşünüyorum. Sen kesinlikle, kesinlikle seninle aynı düşüncedeyim diye karşı grup için sadece değişirse bence Güney Kore Finlandiya sıralaması değişir. Mısır iyi bir rakip karşı grupta kötü bir rakip değil ama ilk dörde gidebilecek kadar e, ilerleyebileceklerini düşünmüyorum. Son Dünya Kupası'nda eski Mısır'a nazaran daha çok beğenmiş olsam da İngiltere'ye bu grupta e, aslında hiç şans vermiyorum. Direkt sonuncu olacaklarını düşünüyorum zaten bu grupta karşı grupta böyle olur diye düşünüyorum. E, muhtemel muhtemelde bizim birinci bitirdiğimiz ihtimalde rakip olarak çeyreği geçtiğimizde yarı finalde Japonya'yı, finalde de bize Litvanya'nın geleceğini düşünüyorum. İnşallah ben de aynı şekilde ümit ediyorum. Kardeşim grupla gruplarla ilgili değerlendirmelerinden dolayı da sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, geldik milli takımımıza. E, milli takımımız e, sporcu sporcusuyla antrenörüyle aylarca, aylardır kampta. Sen de bildiklerin ettiklerinle yıllardır sen de Tuncay'la, Hüseyin'le, Oğuzhan'la, Bilal'le e, sürekli gol bol oynadın. Aynı şekilde Gökhan Hoca'yla sadece bunlarla da değil. Ekrem bir sürü sporcuyla bir sürü teknik ekiple gol bol oynadın. E, uluslararası organizasyonlara katıldın. Çok da güzel başarılar aldın. Bizleri cidden gururlandırdığınız zamanlar oldu. Sen milli takımımızı bu süreçte nasıl görüyorsun? Bu turnuvadaki evet. Evet dostum. Bu turnuva biraz kritik bir turnuva bence. Çünkü 2022 Dünya Kupası'na biz çok şampiyonluk, şampiyonluğa fokus olarak gittik. Ki şampiyonluk alabilecek o oyunu da oynadık. Brezilya'ya son 10 saniyesine kadar ilk yarının 3-0 öndeydik. Brezilya benim gördüğüm bu zamana kadar görmedim. Bir maçın ilk yarısında bir takıma gol atamadan ilk defa maçı kapatıyordu. Yani o seviyeye getirmiştik ki yediğimiz gol de bize Hüseyin'e bana ikimize birden hiç yakışmayan dört numaradan yediğimiz bir gol ikimizin de e, alması gereken bir top Hüseyin bana bırakıyor ben Hüseyin'e bırakıyorum topu ve top çok kötü bir top zaten o yüzden bırakıyoruz yani o kadar kötü bir şut ki ikimiz de yatmak istememişiz birbirimize bırakalım ya bu kadar kötü topa da yatmayalım moduna girmiştik ee, öyle bir ta o takımı o hale getirdiğimiz bir turnuvaydı şampiyonlar çok fokuslanmıştık ama çeyrek finalde elendik çok büyük bir hüsran olmuştu bizim için. Ve bu turnuva o yüzden çok çok önemli. Bu turnuvada bizim takımımızın avantajları var, dezavantajları var. Avantajlarımız neler? Yeni bir kan var ilk üçte Oğuzhan gibi. isteyen ısıran e, dereceyi kesinlikle almak isteyecektir. Kendini kanıtlamak isteyecektir. İlk üç formasını sırtına geçirip kendini kanıtladığında bir daha o formayı e, bırakmamak adına hep sırtında taşımak adına kendisini gerçekten göstermek isteyecektir. Yedekte hani bir şey gibi ee, ne derler ona? Panter gibi arkada bekleyen. Bilal var, Yunus var sol kanatta. Evet Asım gibi Tuncay abisinden süre bulabildiği anda kendisini göstermek isteyen bir oyuncu grubu var. Bu istek bu azim bizim avantajlarımızdan bir tanesi. Ve Hüseyin ve Tuncay'ın dördüncü Dünya oyunları bu tecrübede bizim için çok çok büyük bir avantaj. Dezavantajımız ne? Bence dezavantajımız ilk üçte oynayan iki sporcumuzun başarı doygunluğu. Yani başarıya doymuş sporcular bunlar diyeceksin ki hani başarıya nasıl doyulur olimpiyat şampiyonluğumuz yok olimpiyat şampiyonluğumuz yok dünya şampiyonluğumuz yok hani hatırı sayılır başarılarımız üçüncülük bronz madalya olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonluğumuz hani sevda altın başarıdan başarıya koşuyor hala doymuyor biz bir üçüncülükte bir şampiyonlukla mı doyuyoruz yani bu anlamda bir doygunluk değil 20 yıldır 15 yıldır milli takımda oynamak evinden ayrı kalmak sürekli sürekli gidip bazen işte elenmek, bazen derece almak. Yani belli bir doygunluğa ulaşıyorsun. Başarı biliyorum doygunluğuna dolaşıyorsun. Golbol doygunluğuna da ulaşıyorsun. Bence en büyük dezavantajımız bizim önümüzdeki en büyük engellerden birisi bu olacak. Oraya bu iki sporcumuz çok aç bir şekilde gidebilirse ki hep aç gitmişlerdir. Hani dediğim gibi özellikle 2022 Dünya Kupası'na giderken adeta böyle bir aç e, teşbih tahta olmaz yanlış anlık aç bir köpek gibi nasıl saldırıyorlardı hani Aslında ben zaten adam. tabii <gülüyor> <gülüyor> ama bu turnuva üzerinde dediğim gibi dördüncü dünya oyunlar ve önlerinde bir şans daha var bu takımın bir Avrupa Şampiyonası turnuvası daha var ve her mesela örnek veriyorum grupta bir maç kaybettiniz akıllara şu gelir ya kaybettik. Acaba burada da mı olmayacak? burada da mı kota alamayacağız? Sorun değil. Yani Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oluruz. Akla bu gelir. Her sporcunun aklına gelir. Kimisinin aklına iki saniye gelir. O düşünceyi kafasından atar. Unutur. Bir sonraki gün sonraki maçına bakar. Ama kimi sporcu o düşünceyi aklından asla atamaz. Motivasyonunu, özgüvenini kaybeder. Ve turnuvaya da bunu yansıtır. Ve sonucunda da başarısızlık gelir zaten. O kota alınamamış olur. Yani dediğim gibi çok ince bir çizgide gider başarı kazanmak ve e, bu başarıyı kazanabilmek adına dediğim gibi en büyük iş başında söyledim yine tekrar ediyorum defalarca da tekrar edeceğim çünkü işin gerçekten en büyük kısmı burası ne kadar önemsenmese de gol bol teknik ekip gerçekten çok 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 önemli teknik ekip burada takımı bu ince çizgide tutabilirse bu çizgide yürütebilirse bu takım oradan kotaya alır gelir hmm. o kadar da teknik kalitesi güçlü ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Teşekkür ediyoruz Bekir. Milli takımımızla ilgili ben de az önce sen söyledim. Ben de size tekrar söylemek istiyorum. En çok merak ettiğim nokta Oğuzhan'ın ilk üçe uyum sağlayıp sağlayamayacağı ve Bilal Tekin'in bulduğu fırsatları nasıl değerlendireceği. Çünkü ben e, Bilal konusunda e, açıkçası yarım kaldığımızı düşünüyorum. Bilal... Ya bunlar ilmi işini açı biraz muamma. İzlemeden yorum yapsak da hani e, hiçbir mantı olmayacak. Çünkü 2019 Dünya Oyunları'na giderken Ebu Bekir nasıl oynar deniliyordu. Yani Allah nasip etti oynadık. E, oldu da yani bugün dersin ki Oğuzhan nasıl oynuyor veya Oğuzhan orada %100 oynar başarı getirir. E, bir gider olsan örnek veriyorum olsan ilk üç oyun için yine altına basalım bu muhabbetin. Altını çizelim daha doğrusu. Oğuzhan ilk üç oynayacağı için çoğu örneğimiz olsan üzerinden veriyoruz. Yeni bir ...mesele var... Tabii ki. Ee, ...Oğuzhan gider orada... ...mükemmel oynayacak dersin... ...vasat altı top oynar... ...çok kötü top oynayacağını düşünen insanlar vardır... ...mükemmel top oynar... ...yani çok mu muammalarla dolu bir turnuva... ...önümüzde çok heyecanlı bir turnuva... ...gerçekten ben... E, ...gidemediğim için çok üzgün olmakla birlikte... ...bir yandan da... ...eskiden milli takımı turnuvalarda izlerdik... ...en azından dışarıda da olsa... ...milli takımı yine izleyebileceğiz... ...takip edebileceğiz... Bir milli takım turnuvası daha göreceğiz. Destekçiler olacağız. Esmerimle o açıdan da çok mutluyum. Kalacağım eh, ilmi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yorumcu <gülüyor> olarak. Efendim. Peki bu turnuvada <laughs> sence maç fikstürü ve maç saatlerinin milli takımımıza etkisi nasıl olacak? Olur pardon daha belli değil fikstür. Ya bu konu önemli bir konu bence. Fikstür çok önemli. Bazı günler günde çift maç yapabilirsiniz. Bazı günler günde tek maçla geçebilir. O çift maçı hangi gün yaptığınız çok önemli. Hangi bir takımlar? gün sonrası tabii şey şöyle. Hangi takımlarla ve hangi gün yaptığınız. Mesela dünya oyunlarında e, çift maçı grubun son gününde yaptınız. Bir gün sonra çeyrek final maçınız var. Rakip Kar karşı gruptaki sizin rakibinizse son gün tek maç yaptı veya hiç maç yapmadı. Çift maçını daha önce tamamladı. Grubun son günü hiç maç yapmadı. Bir gün tamamen dinlemiş olarak gelecek. Siz belki grubun son iki maçında Ukrayna Amerika çekeceksiniz. Yorgun argın bir şekilde gideceksiniz. Bu yüzden bu e, fikstür çok çok önemli. Maç saatlerine gelince maç saatlerinde de bizim milli takım e, genelde öğle sonrası maçları çok sever. Yani özellikle Hüseyin e, öğleden sonra oynanan maçlarda çok çok daha motive'dir. Yani sabah Afyon'u patlamadı deriz ya. 9'da 10'da oynanan maçlarda oynamayı hani milli takım kamplarında da çok aslında sevmez. Öğleden sonraki maçlarda performansları da genelde çok çok daha iyi olmuştur. O yüzden bizim açımızdan öğleden sonra fikstürde alabilmek çok çok önemli olacak. 2019 Dünya Oyunları'nda böyle bir rastlantı yaşamıştık. Çoğu maçımız bizim öğleden sonraydı ve çok çok iyi performanslar gösterdi milli takım. Bunun sonucunda da zaten kota gelmişti. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Şimdi organizasyona tekrar dönecek olursak e, bu dünya oyunlarında bir tane kota verilecek. E, bir de bizim Avrupa kıtasından bahsedecek olursak bir de Avrupa şampiyonusunda kota verilecek. E, dostum mesela bu dünya oyunlarında Litvanya şampiyon oldu. Litvanya gitti bir de Avrupa şampiyonasında şampiyon oldu. Bu iki kota mı alacak nasıl olacak? ya da Litvanya'nın dünya oyunlarındaki kotası mı başkasına verilecek? Avrupa şampiyonasındaki kotası mı başkasına verilecek? Yani bu dünya oyunlarındaki kısaca kota dağılımı nasıl oluyor? Neye göre yapılıyor? Şimdi Paris 2024'de toplam 8 takım katılacak. Takım sayısı ondan 8'e düşürüldü. Bu 8 takımın ikisi Dünya Kupası'ndan seçildi. Bir tanesi kendi ev sahibi zaten etti Kalıyor 5 tane kota. Bu 5 kotanın bir tanesi dünya oyunlarından yani İngiltere'de düzenlenecek önümüzdeki dünya oyunlarından. Kalıyor 4 kota ve o 4 kota da kıta şampiyonlarına verilecek. Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika. Şimdi dünya oyunlarında bir takım gitti şampiyon oldu. Bizim Litvanya e, da bizim milli takımımız gitti orada şampiyon oldu. Muhtemel ikili zaten olan şüpheliler bunlar. Geliler. <laughs> evet. Şampiyon oldu. Geldi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye yine şampiyon oldu. Şimdi Türkiye iki yerden de kota almış oldu. O kota nereye kayacak? Dünya oyunları daha önce oynandığı için yani eski sistemi söylüyorum. Yeni bir değişim duymadım ben. Eski sistemde bu şekildeydi. Avrupa Şampiyonası'nda kota olduğun, kota aldığında Türk Milli Takımı onun Avrupa Şampiyonası'nda aldığı kota Dünya Oyunları'nın ikincisine kayıyor. Avrupa Şampiyonası'nın ikincisine değil yani. Hayır, Dünya Oyunları'nın ikincisine kayıyor. Hatta sana şöyle bir ihtimal anlatayım. Litvanya dünya oyunlarında birinci oldu Japonya dünya oyunlarında ikinci oldu gitti Amerika dünya oyunlarında dördüncü oldu Mısır dünya oyunlarında beşinci ee, pardon Mısır, Mısır dünya oyunlarında dördüncü oldu yanlış söyledim daha demin Türkiye dünya oyunlarında beşinci sırada bitirdi bu şekilde bitti değil mi? evet Türkler. Litvanya gitti Avrupa'da şampiyon oldu Amerika gitti Amerika'da şampiyon oldu Japonya gitti Asya'da, Mısır gitti Afrika'da şampiyon oldu. Hepsinin kotası teker teker dünya oyunlarına kayacağı için şu şekilde oluyor. Litvanya gitti kendi kıtasında şampiyon mu oldu? Kota ikinciye kaydı dünya oyunları ikincisinde. Dünya oyunları ikincisi kimdi? Japonya. Japonya kendi kıtasında şampiyon olduğu için üçüncüye kaydı Amerika'ya. Amerika şampiyon olduğu için dördüncüye kaydı Mısır'a. Mısır şampiyon olduğu için beşinciye kaydı. Aslında bu dünya oyunlarında beşinci bile olsanız bu şekilde bir dağılım oluşursa ve bu dağılım sonrasında kıta şampiyonlarında da bu sonuçlar alınırsa bizim milli takımımız kota alabiliyor. Böyle bir sistem var. Bakalım. İnşallah milli takım hiç e, o tür hesap ki gerek bu, kalmadan... bu hesaplara gerek kalmadan şampiyon olup alıp gelelim Avrupa şampiyonasına kafa rahat gidesin. Aynen öyle. Ee, kardeşim yayınımızı tamamladık. Benim programım bu şekildeydi. Senin eklemek istediklerim varsa buyur onları dinleyelim. Yoksa da yayınımız bayağı uzadı zaten. Ee, yayınımıza kapatalım. Yok benim şimdi eklemek istediğim şeyler yok zaten. Ee, tek tek değerlendirmelerimizi takımlara dair geniş bir şekilde yapacağız. yes bir Medya'yı takipte kalın. Ee, bu dünya şampiyonası sürecini Ebu Bekir'in de söylediği gibi tek tek takım değerlendirmelerini Gol Bol üzerinden sizlerle buluşturacağız. Sizlerin de yayınımızla ilgili eklemek istedikleriniz varsa yorum kısmına yorum bırakarak ee, bizlere iletebilirsiniz. Gol Bol Kestim bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.